Merhaba sevgili arkadaşlar. Instagram'dan bana gelen iki güzel sorunun çözümünü sizinle paylaşacağım. Umarım yazıyı okuyabiliyorsunuzdur arkadaşlar. A, B, C, D gerçek sayılar olmak üzere para boy konusunun anlatıldığı bir sınıftaki öğretmen elindeki ipin bir ucunu 2,0 noktasına, diğer ucunu ise A noktasına sabitlediğinde y eşittir x kare artı ax artı b parabolünü oluşturuyor. Öğretmen ipin A noktasındaki ucunu alıp B noktasına sabitlediğinde ise y eşittir x kare artı cx artı d parabolünü oluşturuyor. İpin uç noktası A noktasından B noktasına getirildiğinde parabolün x ekseni kesen noktalarından biri x ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim. Bakın burası önemli arkadaşlar. Parabolün tepe noktası ise y ekseni boyunca negatif yönde 5 birim öteleniyor. A artı B nedir demiş. Şimdi A denklemine bakalım arkadaşlar. A'nın kestiği diğer kolunun yerine M diyelim. Sağ tarafa pozitif yönde 2 birim ötelendiğini söylüyor. Ve burası da o zaman M artı 2 olacaktır. Şimdi A'nın denklemini yazmaya çalışalım. Burada iki tane kökü var ve yazmak istediğimizde x eksi 2 çarpı x eksi M eşittir Y diyeceğiz. Burada A'nın denklemine bakıyorum. X karenin katsayısı 1, baş katsayısı 1 arkadaşlar ve dolayısıyla buraya 1 yazmama gerek yok. 2 olsaydı buraya çarpı 2 diyecektim. Burası önemliydi. Gelelim B'ye. B'nin denklemini yazalım arkadaşlar. Bu da x eksi 2 çarpı x eksi m artı 2 eşittir y olacak. Burada noktalar burada arkadaşlar. Şimdi denklemlerimizi oluşturduk. Hatırlarsınız bir parabolün tepe noktasını bulmaya çalışırken RK diyorduk ve R yerine de R'yi hesaplamak istediğimizde eksi B bölü 2A diyorduk. Peki kökler toplamı neydi? Eksi B bölü A'ydı. Biz R'yi kökler toplamı cinsinden ifade edersek x1 artı x2 bölü 2 olacaktır. O zaman A'daki ifade için bakın biz bunun tepe noktasına RK dersek hemen yazalım. R için ne diyebiliriz? Kökler toplamı bölü 2 olacaksa 1, 2, 1, m ise 2 artı m bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Bakın burası çok önemliydi. Şimdi devam edelim. Eğer A parabolünün tepe noktası RK ise arkadaşlar 2 birim kaydırıyorsak 2 bölü 2'den artı 1 olarak tepe noktasının apsisi R artı 1 olacak ve tepe noktası y ekseni boyunca negatif yönde 5 birim ötelendiği dediği için K'da K eksi 5 olacak arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Ya da şöyle gösterelim. 2 B parabolünün tepe noktasını bulmaya çalışalım. 2 artı M artı 2 bölü 2'dir. Siz zaten bunu parçalarsanız 2 bölü 2 artı M artı 2 bölü 2 olacaktır ki 2 artı M bölü 2'ye de R demiştik. Bu da 1 ve buradan R artı 1 geldiğini görürsünüz arkadaşlar. Şimdi B parabolünde tepe noktasını bulduk. Şimdi yapacağımız iş tepe noktalarını A ve B denklemlerine yerine yazmak. Yazalım. Birincisinin tepe noktası RK ve ben bu RK'yı buraya yazacağım arkadaşlar. X yerine R diyorum. Y yerine de K diyeceğiz. Düzeltelim. Y yerine K diyoruz. X yerine R diyeceğiz. R eksi 2 R eksi M ve buradan K'yı açalım. R kare eksi RM eksi 2R artı 2M'dir. Şimdi buraya bakalım. Buranın tepe noktası ise R artı 1'e K eksi 5. Şimdi x yerine r artı 1 yazalım arkadaşlar. Yazalım. R artı 1 eksi m eksi 2 eksiyle dağıtıyorum. Eşittir k eksi 5. Şimdi bunu da bir düzenleyelim iyice. R eksi 1. R bakın buradan eksi m eksi 1 geliyor. Eksi parantezine aldığım zaman bu ifade gelecek arkadaşlar. Evet ifadeyi açalım. R kare. Buradan bunu çarpıyorum. Eksi rm eksi r. Buradan eksi r geliyor. Buradan da eksi 1 ile eksi m artı 1'i çarptığım zaman m artı 1 gelecek. K eksi 5 olacak. Şimdi bu ifadeyi düzenleyelim arkadaşlar. R kare eksi 2 r eksi rm artı m artı 1 k eksi 5. Şimdi işlem hatası yapmamak adına ya alt alta yaz, eksiyle genişlet götürme işlemi olsun ya da k yerine git bunu yaz. Şimdi ifadeyi yazalım. R kare eksi 2 r eksi rm artı m artı 1. Bu
k-5 idi. Şimdi k yerine bunu yazacağım. R kare eksi rm eksi 2r artı 2m ve en sonunda da eksi 5 mevcut. Buradan r kareleri gönderelim. Eksi rm'leri gönderelim. Eksi 2r'leri gönderelim. Ve kalan ifade m artı 1 eşittir 2m eksi 5 oldu. Buradan 6 eşittir m oldu arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz m'yi 6 bulduk. Bizden istediği a artı b idi. Y'ye bakıyoruz. Y burada. Şimdi gidiyorum buradan yerine eksi 6 yazıyorum. Y eşittir x eksi 2 x eksi 6'dan. Arkadaşlar x kare eksi 8x artı 12 olur ve bizim denklemimiz ax artı b idi. Buradan a'yı eksi 8 ve b'yi de 12 buluruz. Toplam eksi 8 artı 12'den 4 cevabı gelecektir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bu gerçekten muhteşem bir soru. Videoyu durdurup çözmeyi dener misiniz lütfen? Ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Şimdi bu soru deneme sınavında sorulmuş bir soru ve süremiz kısıtlı. Oldukça basit düşünüp hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi ben çözeceğim, kolay soru diyeceksiniz ama lütfen önce kendiniz çözün, olur mu arkadaşlar? Yukarıda deseni 9 eş düzgün sekizgenden oluşan kare şeklinde bir halı verilmiştir. Halının üzerine dökülen çay lekesinin siyah ya da beyaz kısmında olduğu biliniyor. Buna göre çay lekesinin halının siyah kısmında olma olasılığı nedir? Aslında bize ne diyor arkadaşlar? Siyah alanın tüm alana oranı diyor, değil mi? Tabii ki uzun uzadıya soruyu çözmeyeceğiz. Öncelikle şunu hatırlayalım arkadaşlar. Bir düzgün sekizgende dış açı neye eşittir? 360 bölü 8'den 45'e eşittir. Şimdi dikkatlice bakın. Burası 45, tamam mı arkadaşlar? Derecesi 45. Şimdi ben bunu, bu bir kare. Kare bir halı olduğu söyleniyor. Bu şekilde oluşturduğumda bakın buraya 1 diyeceğim. Buraya 1 diyeceğim ve şuraya kök 2 ifadesi gelmekte. Tekrar yazalım. Kök 2 ifadesi gelmekte. Düzgün sekizgenin bir kenarını kök 2 olarak yazıyorum. Şimdi oranlayacağım için k ile m ile herhangi bir bilinmeyen sabitle uğraşmama gerek yok. Oranlayacağım sonunda. Şimdi arkadaşlar burası 1, şurası kök 2 olduğu için burası kök 2 ve şurası da 1 olacaktır. Şimdi buradaki ifade 2 artı kök 2'ye eşittir. Bakın 2 artı kök 2. Aynı ifadeden toplamda 3 tane var. Şimdi yazıyorum buraya. 3 çarpı 2 artı kök 2'den 6 artı 3 kök 2 gelecektir. Yahu bu bir kare değil mi? Kare, o zaman şu kenarına da alırız. 6 artı 3 kök 2 şeklinde. Evet, biz burada tüm alana ulaştık şu anda. Nedir o? 6 artı 3 kök 2 çarpı 6 artı 3 kök 2. Açalım. 36 artı 18, 18'den 36 kök 2. 9 çarpı 2'den de 18. Yani 54 artı 36 kök 2 geldi. Bak şimdi yazıyorum. 54 artı 36 kök 2. Bakın tüm alana çok kolay bir şekilde ulaştık. Şimdi gelelim siyah alanlara nasıl ulaşacağız? Şimdi dikkatli bir şekilde bakın arkadaşlar. Bir dış açısına 45 demiştik ve şöyle uzattığınızda 45 bura 45 bura 90. Böyle uzatırsan 45 bura 45 bura 90. Aslında burada bir kare oluştu. Hem de bir kenarı kök 2 olan bir kare. Peki bu kareden kaç tane var? Dikkatlice bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane oldu. Şu 2 tanesi de bir kare edecek. Şuradan da bir kare daha gelecek. Ve buradan da bir kare gelecek. Buradan da bir kare gelecek. Buradan da bir kare gelecek. Ve şuradaki küçük köşedeki 4 tane de arkadaşlar birleştiği zaman bir tane kare edecek. Ve bunların toplamı bize 9'u vermekte. Yani ne demek istiyorum? 9 tane kare var demek istiyorum. Bir karenin alanı, kenarı kök 2 ise nedir? Kök 2 çarpı kök 2'den 2'dir. Bir tane kalanı, karenin alanı 2'dir. Bundan 9 tane var. 2 çarpı 9'dan siyah alanı 18 buluruz. Ve oranlayalım arkadaşlar. Her tarafı 18'e böldüğümde 54'ü 18'e bölersek 3, 36'yı 18'e bölersek 2 kök 2 olur. Ve paydasını rasyonel yapmak istediğimizde 3 eksi 2 kök 2, 3'ün karesi 9, 2 kök 2'nin karesi 8'dir. Buradan 1 gelir ve biz buradaki olasılığı bu şekilde buluruz arkadaşlar. Soru oldukça güzel.
Kendiniz çözmeye çalıştığınızda zorlanabilirsiniz ama deneme sınavında çıkan bir soru olduğu için arkadaşlar oldukça basit düşünmemiz lazım. En basit yolu da budur. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Siyah ya da beyaz demiş ya, bir küme düşünün arkadaşlar. Küme A birleşim B ve şurada da AB'yi şöyle düşünelim. Buna diyelim ki A ya da B diyelim. Bu da A veya B olsun arkadaşlar ve kümedeki gösterilişi şu şekildedir. A ya da B dediği için ya sadece A ya da sadece B olmalı. Bakın kesişim yok. A veya B'de ise hepsi vardır arkadaşlar. Şurası önemli bir ayrıntıdır. Onu da hatırlatmış olalım. Umarım çözümler faydalı olmuştur. Görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.